Efendim merhabalar. Yılbaşı özel bir başka açıdan programımıza hoş geldiniz. ...2023'ün son saatlerindeyiz. Bu bağlamda yılın genel bir görünümünü sizlerle paylaşmak istedim. 2023 deprem, seçim, değişim ve Cumhuriyet'in 100. yılı. Coşku, hüzün, siyasi gelişmeler, olağanüstü heyecanlı ve gerilimli günler. Zaten herhalde Türkiye'nin bütün yılları için yapılabilecek ortak değerlendirmelerden biri budur diye düşünüyorum. Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Yılbaşı ağacını süslemek, özünde bir ağaç süslemek bizim geleneğimizde var. Türklerin normalde hani zaman zaman Anadolu'da bir çaput bağlamak dediğimizde, süslemek dediğimizde ben Ankara'da görürüm. Kimileri ağaçlara örgü örer. Bir iki sokak biliyorum. Bazen oradan geçerim ben. Ağacı ne kadar güzel bir gövde takmışlar diye. Yani bizim geleneğimizde var. Şimdi dışarıdan gelen bir şey, her şey yabancıdır diye baktığınızda hani korkuyorum, bırakıversen acaba baklava bizim mi deyip baklava diyeni oklavayla kovacakları bir tartışma gündeme gelebiliyor. Ama bu bizim geleneğimizde var. Yılbaşı 2023'ün son günleri bağlamında gündemi 6-7 maddeye indirgeyerek paylaşmaya çalışacağım. 6 Şubat depremi gerçekten 11 ilimizi içine alan ve tabii ki tüm Türkiye'yi sarsan ve ölü sayısının hala çok net açıklanmadığı bir doğal felaket. Ama sonuçları ise doğal zarar değil. Deprem doğal ama sonuçları büyük ölçüde bizim eserimiz. Bunu çok tartıştık, çok konuştuk ama her seferinde tekrar tekrar başa dönmek zorunda kaldık. 2023'ün son günleri hala İstanbul'da depreme hazırlıktan çok ranta hazırlık, imar bölgesi gibi tartışmaları görüyoruz. Ama bir kez daha altını çizmiş olalım. Bir deprem bölgesindeyiz. Deprem öldürmez, yanlış zeminde yapılan bina öldürür. Çürük yapı ya da sağlam yapı değil. Yanlış zeminde yapılan bina öldürür. Bunu başta Naci Görür olmak üzere ayrıntılarını uzmanlarımıza bırakıyoruz. Tabii 2023'ün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri çok konuşuldu. Ben şu boyutuna değinmek istiyorum. Ne olursa olsun demokrasi, sandık, yarış iyidir. Bunun Türkiye'de koşulları çok tartışmalı. Zaman zaman Türkiye ile ilgili değerlendirme şu: otoriter seçimli, yani otoriter yönetim var ama seçim de var. Ama ne olursa olsun bu toplum bu oyunu da bozar diye değerlendiriyorum ben. Türkiye'de öteden beri gelen şöyle söylem vardı. Anadolu'da fısıldanır bu. İşte Alevi'ye oy verilmez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun %48 oy almasını bir cümleyle vurgulayın derseniz evet yenilgidir. İnsanlarımız, seçmenlerimiz yarıya yakını, çok az bir kısmı, yarıdan çok az bir kısmı bu ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu yönetmeli demiştir. Kılıçdaroğlu da bir çekimini, videosunu ben Alevi'yim diye yaptığını anımsatırsak Türkiye'nin bu dayatılan ayrımı ya da dayatılmak istenen ya da kullanılmak istenen ayrıma oyuna gelmediğini çok rahatlıkla vurgulayabiliriz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim şu nedenle çok önemli. Türkiye'de genel başkanlar iki şekilde değişir. Ya ölürse ya kendisi isterse. Hezim etmiş, hak etmişmiş, etmemişmiş. Bir genel başkan göreve geldi mi kolay kolay gitmez. Böyle yerleşti bizim siyasetimize. Düşünün, küçük partiler de var. Bir seçimde %1'in altında oy alıyor ve o partinin genel başkanı diyor ki halkım bana bu görevi verdi diyor. Halk ne görevi vermiş sana? Sonuncu ol demiş. Biz de sonuncuyuz. Bu görevi yapıyoruz. Yani bu kadar, hani bunun sıfatını ben koymayayım. Yani pişkinlik, çiğlik gibi şeyler demek bize yakışmaz. Ama böyle bakılır. Genel başkanlar böyle bakar genellikle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan seçimle değişti. Bu demokrasilerde çok olan ama Türkiye'de gerçekten ne olursa olsun çok da tartışıldı ama parti içinde demokrasinin de işleyebildiği bir süreç oldu. Bence bu da tarihe geçecek bir durumdur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de çok fazla genel başkan değiştirmemiştir. Kuruluşunun 100. yılı ve 8. genel başkan değişti. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi de sadece CHP'de değil, siyasette bir değişim olarak ben okuyorum ve bu değişimin 2024'te öteki partilere de sıçrayacağını düşünüyorum. Bunun ayrıntılarını yeri geldikçe bir başka açıdan değerlendirmelerimizde, programlarımızdan sizlere aktarırız. Tabii 2023'ün bir milletvekilinin aylarca hapiste kalması ve Anayasa Mahkemesi'nin iki kez karar vermesine rağmen hapiste kalması ayıbımız, demokrasimizin çok büyük yarası, hukukun artık çoktan seçmeli ve tartışmalı olduğuna dair çok acı bir gerçek. Adalet Bakanı yeri geldikçe gülüyor Sayın Tunç. Yargı bağımsızdır.
mahkemeler bağımsızdır diye. Çok haklı bence. Mahkemeler Türkiye'de hukuktan da bağımsız. Ve hukuku dinlemeyerek de bağımsız bir şekilde karar verebiliyorlar. Acı bir tablo ama Can Atalay olayı bir partinin milletvekilinin seçilip hapiste kalması değil. Türk demokrasisinde bir milletvekilinin seçmenlerinin oyuyla seçilmiş gelmiş bir milletvekilinin yargı kararıyla hapiste tutulmasıdır. Anayasa Mahkemesi'ne rağmen 2023'ün en büyük ayıbı nedir derseniz ben birinciliği buraya veriyorum. Tabii bu yılın yine önemli bir konusu iktidarın kendi içinde büyük bir değişim yaşadığı. Nebati gözlerime bakın ekonomiyi anlarsınız demişti 2023'ün ilk yarısında. İkinci yarısına gelen Mehmet Şimşek ise dedi ki bu politikalara son vereceğiz. Akılcı, rasyonel politikalara döneceğiz dedi. Sanırsınız ki iki ayrı hükümet. Ama aynı hükümetin iki bakanıydı. Hükümet bakanlar içinde en çarpıcı olanı, belki de en çarpanı kim derseniz Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı gençlere iki yol önerdi. Ya dal ya tarikat. Allah aşkına 21. yüzyıldayız. Elon Musk, dünya, efendim yapay zeka, onunla ne yaparız, onunla ne ederiz konuşurken biz çocuklar dağa çıkmasın diye tarikata mı gitsin, tarikata gitmesin diye dağa mı çıksın, ikisinin dışında başka bir şey var mı diye tartışıyoruz. Eğitim aldığı yaralarla 2023'ün belki de en yaralısı diyebiliriz. Tabii 2023'ten geriye ve 2024'e sarkan, korkarım ki demeyeceğim, eminim ki diyeceğim maalesef, göç sorunu. 2011 yılında, bunu iddiayla söylüyorum, ilk bunun sorun haline geleceğini dile getirenlerden biri olarak, bir kişi olarak, ki o sırada hapisteydim, Silivri'deydim, demir parmaklıkların ardından, o yıl içimize aldık, yüz binlerce yolu var dedik, milyona çıktı, milyona çıksın dedik, 4-5 milyona çıktı. Ben yüz binleri bulduğumda bizim Suriyelilerimiz diye yazmak durumunda kalmıştım. Bu iş oraya gidiyor demiştim. Göç sorunu devam edecek. 2024'te de bunu konuşmaya devam edeceğiz. Tabii en büyük şanımız, şerefimiz, gücümüz, tarihimiz, geleceğimiz 100. yıl. Cumhuriyet 100 yaşına bastı. Cumhuriyet 50 yaşına girdiğinde ben orta okuldaydım, orta sondaydım. Cumhuriyet'in 50. yıl marşı şuydu. Müjdeler var yurdumun toprağını taşına. Erdi Cumhuriyet'in 50 şeref yaşına. Şimdi diyoruz ki müjdeler var yurdumun toprağını taşına. Erdi Cumhuriyet'in tam 100 yaşına. Şimdi 101 yeni asra giriyoruz. Bir cumhuriyet, bir devlet 100 yılı aşmışsa artık asırlıktır ve o 10 yılları 100 yılları değil artık 1000 yıla ilerlemektedir. Cumhuriyetin 100. yılı kutlanmak istenmedi iktidarca. Çok işledik bunu zamanında ama sanmasınlar ki unutuldu. 100. yıl 29 Ekim 2023 günü kutlanan bir gün değil. İkinci yüzyılda da bütün aşamalarıyla, geçmişte yapılanlar gelecekte yapılması gerekenleriyle en azından bizim hep gündemimizde olacak. Bu konuyu ben kendime görev edindim. Zaten Cumhuriyet'in 100 yılı kitabını yazmamın ve sizlerle paylaşmamın ana nedeni de buydu. 2024 nasıl gelecek diye düşünürseniz karamsar bir tablo diye değerlendirmeyin ama 2024 zamla gelecek görünüyor. Hükümet bunu baştan hazırlığını yaptı ve seçim gündemi var. İktidar muazzam bir iktidar olarak zamlarla 2024'te kaşıkla verdiğini kepçeyle almak üzerine bir plan yaptı. Bunu bütçede de duyurmuştu. Ve tabii yerel seçim gündemi 2024'te. Ne olursa olsun tabloyu çizdik, karamsarlıkları vurguladık ama 100. yıl enerjisini ve gücünü de altını çizdik. 2024'te de mücadeleye devam, daha güzel bir Türkiye için sorunların önce teşhisi, sonra tartışılması, ardından da çözüm aranması zemininde biz yine bu cumhuriyetin aydını, gazetecisi, siyasetçisi olarak sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Korkacak bir şey yok. Uğruna mücadele edilecek çok şey var. Hoş geldin 2024. Biz de seni hoş gördük. Biz de seni bağrımıza basıyoruz ve 2024'e yürüyoruz.